önemlisi bu. Evet, o toplantıda ne karar alınacak saat 14'te açıklanacak. Sonrasında elbette karar metninde kullanılacak ifadeler önemli olacak. Ekranlarınıza getirdik beklenti anketleri, geçtiğimiz günlerde de paylaşmıştık. 2,5 puanlık bir artışa işaret ediyor. Ancak bunun üzerinde bir artış yapılabileceği yönünde de yorumlar yapılıyor. Bakalım neler olacak. Dünyanın pek çok ülkesine baktığımızda, gelişmiş ülkelerine baktığımızda elbette bunun böyle olmadığını, merkez bankalarının ne adım atacağının günler öncesinde yavaş yavaş piyasa alıştırılarak ortaya çıktığını görüyoruz. Ama Türkiye'de tablo böyle olmuyor. Saat 14'teki bu karar önemli. Efendim, tartışmaların odağındaki isim demiştik, Hafize Gaye Erkan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı. Geçtiğimiz günlerde ne konuştuk? Erkan görevinden alınacak mı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, bu iddialar sonrasında? Şimdi bunlara ilişkin Cumhurbaşkanı birkaç gündür sessizliğini koruyordu. O sessizliğini dün bozdu. ATO Kongresyum'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve akla ziyan dedikodular yorumunu yaptı. Bu sözler Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan'ın daha önce bir gazeteciye de söylediği sözlerdi. Akla ziyan dedikodular. Dedikodular üzerinden bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan fitne tüccarlarını kesinlikle umursamıyoruz. Ne diyeceği en çok merak edilen isimdi. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesi hakkındaki çarpıcı iddialarla ilgili ilk kez konuştu, dedikodu dedi. Akla ziyan dedikodularla ekonomide bin bir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar başlatıyorlar. Bilindiği üzere eski Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt, Gaye Erkan'ın babası tarafından işten çıkarıldığına yönelik CİMER şikayetiyle gündeme gelmişti. Bozkurt, daha sonra yaptığı açıklamadaysa baba Erol Erkan'ın başka bir çalışanı da tokatladığını iddia etmişti. Ek olarak Gaye Erkan'ın Merkez Bankası sosyal tesisini kapattırıp çalışanlarını ailesinin emrine tahsis ettiği söylentileri ülke gündeminde büyük yankı uyandırmıştı. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaye Erkan'a sahip çıktı. Çıkarken de Merkez Bankası'nın rezervlerinin rekor kırdığını öne sürdü. Mesela Merkez Bankası rezervlerimiz 145,5 milyar dolarla rekor mu kırdı? Bunlara ben harekete geçiyorum. Erdoğan aksini iddia etse de Merkez Bankası'nın net rezervlerinde ciddi bir düşüş yaşandığı öğrenildi. Bankacıların hesaplamalarına göre Merkez Bankası'nın net rezervleri son bir ayda toplam 16 milyar dolarlık bir düşüş yaşadı. Resmi verilerin ise Perşembe günü paylaşılması bekleniyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan rezervlerimiz rekor kırdı diyor, 145.5 milyar dolarla. Ama iktisatçılar, ekonomistler buna karşı çıkıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerindeki erimeye dikkat çekiyor. Hatta son bir aydaki düşüşün 16 milyar dolara bulduğu ifade ediliyor. Nereye gitti bu 16 milyar dolar? Bunu sorguluyorlar. Az önce ekranlara getirdik. Döviz sabit bir noktada, özellikle dolar sabit bir noktada durdurulmaya devam ediyor. Acaba bunun için mi harcanıyor o para? Nereye gitti rezervlerdeki bu para gibi pek çok soru var. Şimdi Gazete Pencere'yi getirdi arkadaşlarım ekranlara. Gazete Pencere'nin manşetini sizlerle paylaşmıştık. İsveç'e verilen NATO vizesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri hatırlatılıyordu bu başlık altında. Niye bir böyle gaflete düşelim? Erdoğan daha önce böyle söylemişti. Neden böyle bir gaflete düşelim? O zaman şu an düştüğümüz durum bir gaflet mi yorumları da beraberinde geliyor. Bu açıklama hatırlandığında Türkiye bu açıklamayı konuşuyor denilmiş manşette. Biz şimdi ekonomi gündeminden devam edelim Gazete Pencere'den. Bakın ne diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın az önce söylediği o sözleri Gazete Pencere babasının sözleriyle sahip çıktı başlığıyla sayfalarına taşıyor. Günlerdir Ankara'nın başlıca gündemi haline gelen Merkez Bankası Başkanı ile ilgili iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi. Erkan'a sahip çıkan Cumhurbaşkanı muhalefeti dedikodu üretmekle suçladı. Akla ziyan dedikodularla ekonomide binbir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar yürütüyorlar dedi.
Erkan'ın babası da kızını benzer cümlelerle savunmuştu diyor Gazete Pencere. Şimdi yönetmenimizden rica edelim. Dün Hafize Gaye Erkan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi karşılama törenine katılmıştı. Oradan yansıyan görüntüleri de tam bu haberin arkasından ekranlarınıza getirelim değerli izleyiciler. Şimdi Reisi'nin karşılama töreni dedik. Burada Hafize Gaye Erkan'ı gördü kameralar. Oradan yansıyan görüntülerde dikkat çekiciydi. Bakın işte bu görüntülerden bahsediyoruz. Tek tek el sıkışı.